TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu açıklamasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emeklilerin en düşük maaşı 3500 lira, bugün itibarıyla 4077 lira oldu. Peki bu emeklilerin beklentilerini karşılayacak mı? Emeklinin cebi dolacak mı soracağız. Efendim, emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? 5,5. Bugün emekli maaşlarına zam yapıldı, haberiniz var mı? Var. Ne kadar oldu maaşınız? Valla %18 mi dediler? %16. %16 ise iş yap, bir şeye yaramadı yani. Aç kaldık. Ya emekli sıfır etsin, hep kaldırsın, küllü aç kalalım. Benim dediğime göre 10 milyar olması lazımdı. Beklentileri karşılamadı mı bu? Karşılamadı. Hiç karşılamadı. Yani geçinemiyoruz. Bu para verilmeseydi de olur muydu sizce? Verilmeseydi daha iyiydi. Zam da gelmeseydi daha iyiydi. Gerçekten diyorum yani. Hiç zam yapmasın, aylıklara da hiç dokunmasın. Ama şu anda ne alacağız? Geçinemiyoruz yani. Ki yeni yılla birlikte zamlar da geldi. Geldi, evet. Şu anda daha başlamış zamlar daha çok gelecek. Ya da bu emekliyi kaldırsın, hiç vermesin, kessin kumpini, iyice hemen aç kalalım. Daha güzel. Yani. Ne olacak emeklinin hali böyle? Vallahi emeklinin hanı, ben 60 küsur yaşındayım, böyle aç gidecek mezara. Başka bir şey olacağı yok. Hangisi olur olsun, böyle aç gidecek. İktidar değişirse emeklilerin durumunun da değişeceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Değişir. O zaman mesela istediğiniz maaşları alabilir misiniz? Alabiliriz. Fuzulu masraflar kesilirse alabiliriz. Peki şu anda bu sorun iktidardan kaynaklı bir sorun mudur, emeklilerin bu yaşadıkları? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Her yere para bulunuyor, emekliye yok. Değişmesi lazım. Emekli maaşlarına zam yapıldı, açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Ne kadar alıyordunuz? Ne mi düşünüyoruz? Yani bu sorulacak bir soru mu Allah aşkına yani? Biz mahvolduk, yanıyor ya, yanıyor, her taraf yanıyor. Bitirdiler bizi yani, bitirdiler. Artık yok, yaşanacak bir durumumuz yok. Ne peynir alabiliyorsun, ne zeytin alabiliyorsun, hiçbir şey yok yani. Hiç ne et var, ne şey var. Yazık, günah değil mi ya bu emekliye? Ölsün o zaman ya, öldürsünler. Zaten Covid'dir, Movid'dir derken zaten emeklileri öldürmeye niyetleri var yani. Gitsin emeklilerden kurtulsunlar bari yani. Düşünen var mı hiç emeklileri? Hiç düşünen olsa böyle mi olur? Bak, yurt dışından gelen emekliler gül gibi geziyorlar, tozuyorlar. Hani nerede biz? Nereye geziyoruz, nereye tozuyoruz? Bu yapılır mı ya? İnsan biraz bir vicdan olmalı, bir bakmalı etrafına. Bir çarşıya, pazara bir çıksınlar, görsünler. Bir görsünler ya. Ayıp, ayıp yani yaptıkları. Günah ya. Vicdansızlık. Ya o, biz aslında zam da istemiyoruz. Zam da yapması, ama ortalık da düzelsin. Değil mi yani? Hani şeyde, hiçbir şeyde zam olmasın yani. Olmasın. Elektrik, doğalgaz uçlu gitti. Millet ölsün mü ya? Yazık, günah değil mi yani? Hiç zam yapmasaydılar daha mı iyi olur? Bence daha iyi olacak. Tabii ki zam yapmasınlar. Maaşa da zam yapmasınlar o zaman yani. Biz onun için de geçinelim en azından. Zaten bu maaşları almadan, evet, zaten her şeye zam geldi. Evet. Geldi ki. 2 gündür zam veriyor televizyonlar. Nereye geçineceksin? Tabii, Şubat'ta alacak bazı. Yani 4-5 milyonla kim geçinebilir ya? İnsaf yani biraz, değil mi? En düşük emekli maaşı 3500 liraydı. 4077 TL oldu. Bizim de öyle tabii. Ne oldu? 5000 olmuştur benim de. Fazla değil yani. Ne yapıyorsun ya? Niye alıp götürsünler? Nereye götürecekler artık ya? Tabuta koysunlar, götürsünler, değil mi? Yetti artık yani. Herkes konuşmaya da, bir de milleti de sindirdiler yani, artık yeter yani. Millet konuşmaya korkuyor, yakınmaya korkuyor, alıp bir şey olacak diye. Ancak kendilerine çalışıyorlar, insanlara bir şey verdikleri yok yani. Duyuyoruz çünkü, duyuyoruz, neler duyuyoruz. Dediği doğru, hiçbir şeyi doğru düzgün alamıyoruz, edemiyoruz. Böyle olacağını ben bilseydim dönmezdim. Pişman mı oldun? Gerçekten pişmanım. Çünkü git Avrupa'daki emekliler nasıl geziyor, nasıl dolaşıyor, nasıl yiyip içiyor. Ama burada maalesef birini alırsan birini alamıyorsun.
Onu da gramla alıyorsun artık. Yazık, günah yani. Peki bu durum seçimlerde sandıklara yansır mı emekli olarak? Vallahi bilmiyorum ama her önümüze geleni de söylüyoruz. Söylemeye çalışıyoruz. Ele gençlere. Bundan sonra sizin artık ülke. Yani sizin sorununuz daha büyük. Hadi biz belirli bir yaşa geldik ama gençler çok önemli. Herkese de söylüyorum, çok iyi düşünüp iyi karar verin. Yani bundan sonra kılavuz istemiyor aslında. Aynen. Söylemeye gerek yok. Gören göz kılavuz istememesi lazım. Herkes görüyor bunu yani. Bugün emeklilere zam yapıldı. Haberiniz var mı? Var. Ne kadar oldu maaşınız? 7 bin oldu tahminim. Yetecek mi bu para? Mümkün değil, yetmez. Mümkün değil. Sizin peki beklentiniz kaçtı? Vallahi ben %50 bekliyordum yani. %50 bir zam yaparlar diyordum. Şimdi yapmadılar. Yapılmadı yani. %16 47 mi de öyle bir herhalde öyle bir zam verdi. Geçinmek mümkün değil yani. Geçiremeyiz yani. İşte oturuyoruz burada bak. Şurada oraya, iki tane kahve içtik, 40 lira para verdim şimdi. İki tane kahve içtik, şurada 40 lira para verdim şimdi. Geçinmek mümkün değil. İki kahve 40 lira olur da geçinme olur mu Türkiye'de? Telebir değil mi? Emekliyi düşünen var mı? Efendim? Emeklileri. Kimse düşünmüyor emekli. Emekliler zaten bitmiş ya. Emeklinin şeyi bitmiş. Emekliye bir şey kalmamış yani. Emeklinin peki durumu böyle, beklentileri karşılamadı yeni verilen zam. Seçimlere yansır mı sandıklara bunlar? Bence yansıyacak yani. Bu yansıması kötü yani. Gerçekten kötü. Yansıması lazım yani. Yansıması çok kötü yani. Durumumuz kötü yani. Yansıması lazım yani. Kesinlikle yansıması lazım. Aylığı alıyoruz, ay başı geliyor diye zor geçiriyoruz. Şey yapıyoruz yani. İdareten öyle şey yapıyoruz yani. Öyle harcıyoruz parayı. Günlerdir, hatta aylardır emekli maaşının açıklanmasını bekliyorsunuz ama... Bekliyoruz. Ben çok verilmedi. Umutluydum yani. Umutluyduk ama verilmedi. Umduğumuz olmadı yani, sen yanacık. Umduğumuz olmadı. Artık umduğunuzu değil, bulduğunuzu diyebilir miyiz? Bulduğumuzu olacak yani. Başka türlü olmayacak yani. 5000 küsur olmuştur bizimki. Yeter mi bu para? Yetmez, ev olmayana hiç yetmez yani. Evin varsa belki idare eden. Var mı sizin eviniz? Burada yok şu anda. Zorluyor mu çok kiralar? Kiralar burada Beşiktaş'ta normal bir kira 10 bin lira. En normali yani. 2 artı 1. 1 artılar da 8, 9. Yani zorun kıtına yani, öyle diyeyim sana. Emekliyi düşünen var mı? Vallahi emekliyi düşünseler ve asker ücrete verdiğini hoca olmasa yarısını verirlerdi. Emekli hem asgari ücretin altında hem de açlık sınırının altında bir maaş alıyor. Tabii. Yan geliri iyi olsa yani zor geçiniyor. Ama işte arazisinden falan biraz geliri falan varsa çağız çolu, yoksa tek maaşına mümkün değil. Bugün emekli maaşlarına bir zam yapıldı. Haberiniz var mı? Yok, henüz yok. İlk defa sizden duyuyorum. Ne kadar yapıldı? %16. Hadi ya. Bayağı çok yapmışlar. Ellerine sağlık, sağ olun. Yüreklerine sağlık. Ne yapalım? İyi yapmışlar. Emekli arkadaşlar herhalde sevinçinden göbek atacaklardır bugün. Emekli adayı olarak yapılan bu zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu yeterli mi? Tabii yeterli. Sanıyorum dün 5 liraya içtiğim çayı bugün 6 liraya ödeyeceğim şimdi. Yüzde kaç gelmiş oluyor? Emekli zammından çok daha fazla gelmiş oluyor. 31'inde 5 lira olan ekmek 6 lira oldu. O da emeklinin verilen zamdan çok daha fazla. Elektrik, doğalgaz falan, onları bilmiyorum daha ne kadar zam geleceğini. Ulaşım mesela, ulaşıma emekliye verilen zamın 2 katı falan zam geldi zannediyorum, değil mi? Hayırlı olsun, ne yapalım? Emekliyi düşünen var mı sizce? Düşünmüşlerdir, çok düşünmüşlerdir. Yani seçimlerde yaklaşıyor ya, düşünmüşler, taşınmışlar, ona göre bu zam yapmışlardır diye düşünüyorum ama bakalım. Yapılan bu zam sandıklara yansır mı dersiniz? Emeklilerin niteliğine göre değişir herhalde. Benim gibi emekliler olacaksa yansıtırlar. Ama başka, Almanya'da işlerin çok kötü olduğunu, Fransa'da insanların süründüğünü düşünen bazı emekli arkadaşlar varsa, Türkiye'de çok daha rahat yaşadıklarını savunan emekli arkadaşlar varsa, herhalde sandığa gene düşüncelerini farklılaştırmadan yansıtırlar. Maalesef. Efendim, emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? 3,5. Bugün emekli maaşlarına bir zam yapıldı. Haberiniz var mı? Yok. Duymadım daha. 3,5 olan maaşınız 4077 TL oldu. Öyle mi? İyi. %18 geldi.
Yeter mi bu para? Yetmez ama yetiyor. Ne yapacaksın? Memnun musunuz? Memnun da değilim. Daha yüksek verilseydi de olur mu? Hiç olur da. Hani aşağı 5 olması gerekir. Fazla istemeyek de. Bugün emeklilere zam yapıldı. Haberiniz var mı bundan? Hiç yok. %17,5 diye düşünüyorum var. Söylenmişti ama şu anda ne olduğunu kestiremiyorum. %16 civarında. 1,5 puan fazla söylemişim. Çok az ya. Yandım. Çok yetersiz. Ben %54 asgari ücrete yapıldığını biliyorum. 8506 lira gibi bir rakam. En az o kadar emeklilerin maaş almasını düşünüyorum yani. Çok yetersiz. Oldukça insanların sıkıntı çektiğini de görüyorum. Asgari ücretin düzeyinde olursa insanların alım gücünün artacağını da söyleyebiliriz. Emekli maaşınız? Herhalde 9000 elime anca geçer. Emekli öğretmenim ben. Emekli matematik öğretmeniyim. Ne diyeyim ya? Beklentinizi karşıladı mı? Hayır, karşılamadı. Karşılar mı hiç? Ev kirası 5000 lira. Geri kalan hesap etsinler yani. Nasıl başa çıkıyorsunuz? Eşim de öğretmen. Yani o şekilde baş etmeye çalışıyoruz. Daha önce ufak tefek birikimlerimizle falan yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama devam ederse, böyle devam ederse günün birine yetmeyecek. Emekleri düşünen var mı sizce? Yok. Yani olduğunu zannetmiyorum. Aylardır, günlerdir emekli maaşını bekliyorsunuz ama beklediğiniz oldu mu? Olmadı. Emeklinin cebi dolacak mı? Dolmayacak ve aç gezecek. Simit ve çaya talim. Ne olacak peki emeklinin bu durumu sizce? Vallahi bilmiyorum, artık onu devlet büyüklerimizin düşünmesi lazım. Hani böyle giderse durumumuz gerçekten çok kötü. Yani ben şu anda hani o kadar perişan değilim ama bu kadar zamlardan sonra yaşamanın güçleştiğini bilmiyorum. Emekli artık nefes almakta zorlanıyor mu? Zorlu, bak görüyorsun ne kadar zorlanıyorum. Konuşurken bile zorlanıyorum ki ya, yani geçimde haydi haydi zorlanırım yani. Emekli misiniz? Evet. Ne kadar alıyorsunuz? 7000. Bugün emeklilere bir zam yapıldı. Haberiniz var mı efendim? Var. Ne kadar oldu maaşınız? 8100 falan. Peki beklentiniz bu muydu? Hayır, daha fazla. Karşılamadı mı? Tabii karşılamıyor. Yani %20 de verse karşılamayacak. %25 de, enflasyon böyle olduğu müddetçe, vatandaşı enflasyona ezdirdiği müddetçe bundan şey olmayacak yani. Emeklinin bu durumuna ne olacak peki? Emekli kendi düşünecek. Gelecekte bir seçim var. Ona göre oy verecek. Sandıkta mı gösterecek emekli? Başka türlü olmaz tabii ki. Demokrasi var. Oyunu ona göre kullanacak. Hakkını arayacak. Peki bu emekliye yapılan maaşlar her ne kadar beklentiyi karşılamasa da seçim öncesinde yapılan bir hamle olarak bunu görüyor musunuz? Tabii haliyle. Bugün akşam anne bunun üstüne biraz daha zam verse, daha evvel niye verilmedi? Şimdi veriyorlar. Hep seçim yatırımı bunlar. Asgari ücrete seçim yatırımı. Her şey öyle şu an. Bundan sonra da yani 3 ay daha öyle devam edecek. Hiçbir verdikleri söz, vaatler yerine gelmiyor. Düşünen var mı emekliyi? Maalesef. Emekli de kendini düşünmüyor. İlk önce onu demem lazım. %16'larla falan olmaz. Ben borcu olmayan, birikimi olan, başka yan gelirleri olan birisiyim. Eşim de öyle. İşletme fakültesi mezunuyum ben. Rakamlara son derece hakimim. Bu rakamlarla, bu oranlarla, bu yüzdelerle mümkün değil. Bakın size şunu söyleyeyim. Ben pandemi dolayısıyla kenar semtlere gitmiyorum 3 senedir. Zannediyorum aç yatıp aç kalkıyorlar. Çocuklarına harçlık falan verebildiklerini hiç zannetmiyorum. Et olmuş 200 lira. Bir kangal sucuk olmuş 105 lira. Peynir 200 lira. Ben kızım öğrenciyken Bolu'da 6-7 sene önce 40 ile 50 liraya Bolu'da pazar günleri alışveriş yapardım. Balık dahil 40-50 lira verirdim. Şimdi bir kilo balık 100 küsür lira. Bir kilo et 200 lira.
Siz ücretli çalışanlar olarak Beşiktaş'ta kiraları biliyor musunuz? Orta sınıf ev kiraları 15 bin lira. Orta sınıf kaldı mı sizce? Valla üst gelir grubu da etkilenecek önümüzdeki sene. Zaten şu %16 nedir ya, hiçbir şey değil. Ben 6370 lira emekli aylığım var. Ne yapar %16'sı? 600-900 lira yapar. Şimdi Ocak ayında hemen zamlar gelecek bir takım sağlık. Ki gelmeye başladı. Ocak sonu biliniz ki bu %16 sıfır olur.